kendisinin karşı karşıya gelmesini istemeyecek, istemeyeceği gibi ya da ABD'nin Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemeyeceği gibi rejim güçleri de tehditkar açıklamaları bir kenara koyup sahadaki gerçeklere bakarsa karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Burada önemli bir ayrıntı var. Onu hatırlatmak lazım. Niye istemeyecekler? Bunun da aslında bir detayı bu. Birkaç gün önce, daha doğrusu dün Rusya Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Şu anda Türk askeri Suriye'de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğünü yaptığı Astana süreci kapsamında bulunuyor. Evet. Ve Türk askerinin burada bulunmasını Rusya ve İran destekliyor, onaylıyor ki bunlar rejimin en büyük iki gücü. Dahası rejim de onaylıyor. Evet. Bu nedenle aslında Astana süreci Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunmasının meşruiyet zeminini daha da güçlendiren bir hamle ve bu hamle sayesinde hareket alanımız daha genişleyip elimiz daha rahatlayabilir Suriye coğrafyasında. Bu rejimin elini kolunu bağlayacak unsurlardan biri aslında. Evet. Türk askeriyle karşı karşıya gelmeme konusunda ki e, rejim güçleri zaten çok ucun, uzun zamandır iç savaşın içinde artık yıpranmış, yorgun düşmüş güçlerden bahsediyoruz. Bunun dışında e, Suriye'deki